Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Bu videomda tipi file olan input'umuzu nasıl düzenleyebileceğimizi göstereceğim. Aslında tam olarak düzenlemek sayılmaz. Hile yaparak bu işlemi yapacağız. Genelde bütün büyük sitelerde standart file kullanılmaz. Yani ya bir resim ya da bir yazıya tıklandığında bu şekilde dosya seçme işlemi olur. Örneğin ben bu resme tıkladığımda bu şekilde dosya seçmesini istiyorum. Bunu yapmak aslında göründüğünden daha basittir. Örneğin divi klası file olacak şekilde bir div oluşturalım. Daha sonra bu file divini düzenleyeceğim. Genişlik vereceğim ki 128 piksel bu. Yükseklik vereceğim. Bu da 128 piksel. Ve arka plan resmi atayacağım. Bu da şu resim olacak. Evet. Bakıyorum. Şu an bu şekilde. Bir de taşan varsa gizleyelim overflow hitten ile. Evet, gördüğünüz gibi kapsadığı kısım bu. Şimdi ne yapacağım? File içindeki input'u düzenleyeceğim. Genişliği yine 128 piksel verelim. Yüksekliğini de yine 128 piksel verelim ve opacity'sini 0 yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ortada şey kalmadı. Input butonu. Ben buna tıkladığımda nedir? Aslında input butonu burada olduğunu farkındasınız zaten. Tıkladığımda istediğimi seçebiliyorum bu şekilde. Cursor pointer da verebiliriz örneğin bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel. Bu şekilde özel olarak ne yapabiliyoruz? Tipi file olan inputlarımızı düzenleyebiliyoruz. Bir benzerini göstereyim. File. Bu sefer file text olsun örneğin. Ne diyelim? Dosya yüklemek için tıklayın. Ve hemen altına da bir tane tipi file olan bir input oluşturalım. Düzenliyorum. File text diyorum. Genişliği 200 piksel olsun. Padding 5 piksel. Arka plan verelim ve font ayarı yapalım. Bakalım. Şu an bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra position relative diyeyim. Position relative. İçindeki input'a ise file text input'una genişliği %100 olsun. Yüksekliği %100 olsun. Position absolute olsun. Top 0. Left 0. Evet. Opacity 0 dediğim zaman artık nedir? Yazı üzerine geldiğimde de seçme işlemi yapabiliyorum. Hem resimde hem de yazıda başarılı bir şekilde nedir? Seçme işlemi yapabiliyorum arkadaşlar. Şöyle birbirinden ayıralım. Evet. Evet, bu dersimizin sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.